Şimdi devam edelim İstanbul'la ilişkili bir gelişmeye aktarmaya. Kademeli mesai dönemine geçilecek. Peki nasıl olacak bu dönem? Bununla ilişkili ayrıntılar da yavaş yavaş artık netleşmeye başladı. Valilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile toplantı yaptı bu konuyla ilişkili olarak. Toplu taşımalarda yoğunluğu daha azaltmak için kademeli mesai dönemine özel sektör de dahil edilecek. geçen hafta toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Bu akbil verilerine göre yalnız. Yolcu sayısı artıyor, toplu taşımada sosyal mesafeyi korumakta imkansızlaşıyor. Artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağın başlamasının ardından Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı valilik için bir anket çalışması yaptıklarını söyledi. Bu ankete göre toplu ulaşımı kullanan %60'lık kesim özel sektör çalışanları sabah saat 8 ile 9 arasında, akşamsa 17 ile 18 arasında toplu taşımada yoğunluk oluşuyor. İşte bizim bu mesai kademelendirmedeki amaç bu pik saatteki yolculuk sayısını azaltmak. Peki kademelendirilmiş mesai nasıl olacak? Sabah 7 de başlayan bir mesaimiz olsa 8'de başlayan bir grup 9'da başlayan 10'da başlayan bu rakamlar en az bu 50 bin 55 binlik rakamlar 20 binlere düşer 20 binlere düştüğü zaman da sosyal mesafeler sağlanır Ilıcalı valiliğin geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü bildirdi. Valilik daha sonra özel sektörü de içerdiği için sanayi odalarıyla diğer özel sektör temsilcileriyle buna göre MESAM iyi fabrikalarda büyük işlerde yani büyük kurumlarda kamu kuruluşlarında bunu bir bütüncül yaklaşımla mesai kademelendirecek.